Gülcüm hoş geldin, merhabalar. Merhaba hocam. Seni görmek her zaman gibi çok güzel. Açık beyinde yeni bir eğitim başlıyor. Evet. Bilinçli farkındalık temel duygu yönetimi değil mi? Mindfulness diye çıktı ama fark evet. Etmem. Zaten İngilizcesi mindfulness temelli duygu yönetimi. Evet. Biraz burada ne yaptın, yani neyin üzerine çalıştığımızı biraz bize bir anlatsana. Yani aslında ne demek farkında olmak, mindfulness ne anlama geliyor duygu yönetiminde? Evet, yani duygu yönetimi diye bir sürü yani bu tip başlıkta eğitim var. Neden mindfulness temelli? Uyaranla tepki arasındaki boşluğu fark edebilmek. Yani bilinçli farkındalık burada önem kazanıyor. Yoksa ilkel sinir sistemi karşı taraftaki uyarını tehdit olarak algılıyor. Genellikle özellikle öfke tepkileri gibi konularda. Ve burada otomatik bir tepki çıkıyor. Orada küçük bir boşluk var. Mesela sempatik sinir sisteminin yükselmesi. Ben kendimde öyle fark ediyorum. Bayağı biyolojik, bedensel uyarıları fark ettiğin yerde evet şimdi gidiyor yavaş yavaş öfkeleneceğim bir adım sonra. Kazan basıncı yükseliyor yani. Aynen öyle. Burada bir durabiliyorsan işte o zaman birçok duyguyu yönetebilir hale geliyorsun. Yani, bastırmak değil yönetmek. Evet, konuda bir arabayla önümüze kırdığında işte otobüs geciktiğinde bir ters bir laf söylediğinde falan aslında orada verdiğimiz, düşünmeden verdiğimiz tepkilerden bahsediyoruz herhalde. Şimdi herkes muhtemelen aklına geliyordur. Yani ben günlük hayatta oturup da o tepkiyi vermeden önce bunu nasıl düşüneceğim falan diye. Aslında bu konu Nobel aldı birkaç sene evvel. Hmm. Yani bilmem biliyor musun, o Daniel Kahneman diye bir işte ekonomist, sistem bir sistem iki diye bir şeyden bahsetti beni de. Aslında bizim yıllardan anlattığımız bir şey de hani böyle insanın kararlarına, günlük işte faaliyetlerine uyarlandığı zaman hakikaten açıklayıcı oluyor. Bizim evet. İki tane sistem var. Biri sistem bir, ilkel sistem. Düşünmüyor, dille çalışmıyor. Otomatik. Aynen. Alıyor Hı. veriyi, hemen değerlendirip hemen tepki veriyor. Yaşamda kalmayla ilgili bir sistem. Bu memeli hayvanlarla tabii, tabii. ortak hatta olan... Hatta sürüngenlerde de var. Yani bütün hatta, hayvanlarda evet, mevcut. Pat diye bir ses geldi mi öbür tarafa kaçmak. Bunun gibi düşün. Yani düşünmezsin orada ne oluyor, ne bitiyor falan filan diye. Bu sistem bir. Sistem iki de diyelim ki teknik bir iş yapacaksın. İşte bir takı yapıyorsun elinle. Onu parça parça ekleyip böyle onlarla uğraşmak için gerekli sıralı bir zihinsel işlemler dizisi var. Onu yapabilmek için üst beyinden aşağı doğru yani üst beyinden hareketleri kontrol eden ve duyguları kontrol eden sisteme doğru çalışan bir şey. Mesela yukarıdan aşağı. İtkilerini böyle kontrol ediyorsun. İşte karnın acıksa bile yaptığın işi yapmaya devam ediyorsun. Hani rahatsız olmana rağmen o rahatsızlığa karşı alacağın aksiyonu geciktirebiliyorsun falan filan. Yani kendini kontrol etme sistemi. İnsani boyut aslında. Tabii insanın çok ileri düzeyde yapabildiği bir şey. Evet. Şimdi sistem bir aslında o senin bahsettiğin işte tepemize attıran sistem çoğu zaman. Hele ki burada çok aktif yani bizim şehir hayatında. Sistem iki ise ancak böyle belki sabahtan öğlene kadar kafamız sakin, uykumuz yerinde, keyfimiz gıcır olduğu zaman devreye girebilen bir sistem. Ama şöyle bir şey var, yani senin bu yaptığın çalışmayı şundan önemsiyorum. İnsanlar tabii ki kriz anlarında, günlük hayatlarında durup da sinirlenirken aa ben sinirleniyorum, dur sinirlenmemeliyim, frene basayım diyemiyorlar. Sebebi, onu soracağım, sistem 2'yi kullanabiliyor aynen. muyuz yani bu ani? Var orada duruyor ama çalıştırmadığın için kas misali zayıflıyor. Zayıflayınca da sen sürekli gafil alınıyorsun. Diyorsun ki ben niye bu kadar sinirliyim? Aslında hepimiz sinirliyiz ama bazılarının devreleri daha iyi kontrol ediyor. Evet. Senin yaptığın uygulama ya da bu tip uygulamalar aslında o kullanılmayan kası tabiri caizse geliştirmeyi hedefliyor. Ya burada kas derken beyinde kas varmış gibi anlaşılmasın devreler aslında. Evet. Sinirsel devreler. Yani o bağlantıları güçlendirecek. Dolayısıyla bunun için biraz zamana ihtiyaç var ve pratiğe ihtiyaç var. Yani en önemlisi. Ne kadar sürüyor bu eğitim? Bu eğitim tam günlük tek bir eğitim ama en azından pratikleri öğrenecek gelen insanlar. Yani ve eve götürülebilecek beceriler aynen, de var. Aynen her zaman öyle. Ve şey hani bilgi de var işin içinde ama bilgi bir bakış açısı sağlıyor. Asıl iş pratikte. Bunun evet. için rahat kıyafetlerle gelmenizi öneriyorum. Çünkü bir takım vallahi. Pratikler var. Yoga yok ama duygu yönetimine yönelik işte yine beden odaklı pratikler olacak. Ben bir sır daha vereyim. Ben bu işleri senelerdir anlatıyorum. Bilmek yapabilmek anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Ben de arada bir kontrolü kaybedebilirim. O yüzden bu tip egzersizleri yaptıkça daha bir sakinleşiriz. Bana internette sürekli soruyorlar hocam sen işte sosyal medyada falan nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun diye. Bizim de kendimize göre meditasyon yöntemlerimiz var. Zaman içinde gelişiyor. Çalıştırdıkça gelişen bir şey. Çalıştırmazsanız sadece varlığından haberdar oluyorsunuz. Bu sadece bence bizim verdiğimiz bir eğitim değil. Aynı zamanda herkesin öğrenmesi gereken, herkesin bilmesi gereken temel bir beceri. Azize'nin bu konuyla ilgili
senelerdir yaptı zihinsel ve işte çalışmaları ve fiziksel de yatırım hakikaten bizim de çok faydalanmamız sağlıyor. Dolayısıyla hepinizi bu eğitimi bekliyoruz. Buralarda evet, biraz direksiyonu kontrol etmeyi hep beraber öğrenelim inşallah. Teşekkürler hocam bilgi için. Ben sana teşekkür ederim. Sistem bir sistem ki iyiymiş. Sağ ol.